Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya Deneme 1-2-3 serimizde 56. videoya devam ediyoruz. Ki biliyorsunuz ki içerikler TG yani Türkiye geneli denemelerini içeriyor. Evet arkadaşlar, bu arada şunu hatırlatmayı unutmayalım. KPSS için genel kültür coğrafya adına tamamı çözümlü soru bankamız Yargı Akademi'den çıktı. Yargı yayın evinden çıktı. Ki bu kısımda yine ulaşmak istiyorsanız internet ortamında zaten bunu bulabilirsiniz, araştırabilirsiniz. İnşallah sizin için faydalı olur. Yakında denememiz de gelecek. 20 tane denememiz olacak kitap şeklinde. Bunu da yine çıktığında sizinle paylaşırız. İyi çalışmalar diliyorum. İnşallah faydalı olur. Birinci sorumuzda yukarıdaki haritada konumu gösterilen A bölgesinden hangi yönlere gidildiğinde sırasıyla yerel saat daha ileri, çizgisel hız daha fazla olur. Yerel saatin daha ileri olması için bizim doğuya gitmemiz gerekiyor. Yine bunun yanında baktığımızda özellikle çizgisel hızın daha fazla olması için güneye gitmemiz gerekiyor. Yani buna göre sırasıyla dediği için yerel saatin daha ileri olduğu yön 2. Bunun yanında çizgisel hızın daha fazla olduğu yön ise 4'tür. Çünkü ekvatora yaklaştığı çizgisel hız azalmaktadır. Buna bağlı olarak da doğru cevabımız 2 ve 4. Yani D şıkkı olmaktadır. Evet, ikinci sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye'nin 4. jeolojik zamanda epirojenik hareketlerle toptan yükseldiğini göstermektedir? Bunu daha önceki videolarda sık sık tekrar ettik. Epirojenik hareketler ya da epirojenez kıta oluşum hareketleri. Toptan yükselme, toptan alçalma, transgresyon, deniz ilerlemesi, regresyon, deniz gerilemesi şeklinde ifade ediyoruz. Burada geniş bir alanın yükselmesi, geniş bir alanın hareket etmesi önemli. Ve bunun en iyi kanıtlarından birisi arkadaşlar platoların varlığıdır. Bunu unutmuyoruz. Genelde bunu çok fazla kullanıyoruz. Yerçeklerin dağlık engebeli olması genç oluşumlu bir ülke olduğumuzu kanıtlıyor ama toptan yükselmeyi kanıtlayan bir özellik değil. Yine akarsular tarafından derince yarılmış, çevresine göre yüksekte bulunan platoların bu anlamda toptan yükselmenin kanıtı olduğunu söylüyoruz. Kuzey ve güneyinde Doğu batı doğrultulu sıra dağların oluşması kuzey güney yönündeki sıkışmanın hareketiyle alakalı. Orta ve Doğu Anadolu'da volkanik dağların oluşumu volkanizma ile alakalı. Kıyı bölgene delta ovaların oluşması dış kuvvet akarsularla alakalı. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olmakta. Üçüncü sorumuzda Güneybatı Anadolu'da yer alan Tefenli, Acıpayam ve Korkuteli ovaları karstik erime çukurlarında oluşmuştur. Ki biz özellikle karstik ovaları şu şekilde kodluyorduk. Tabii kodlamaları arttırabiliriz. Takkem şeklinde, takke şeklinde kodlayabiliriz. Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı, takke şeklinde M'yi eklersek Muğla, takkem şeklinde oluyor. Bu ovaların üzerinde oluştuğu karstik erime çukurlarının en büyüğünü sormuş ki bunlar arkadaşlar en geniş karstik erime çukurlu olan polyeler. En küçüğü Lapya'ydı. Lapyaların birleşmesiyle dolin, dolinlerin birleşmesiyle uvala oluşuyordu. Obruk ise derin çukurlukları ifade ediyordu. Çökme sonucu oluşan çukurlukları ifade ediyordu ama özellikle göl ova olarak da geçen polyeler bu karstik ovaların oluştuğu alanlardır. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiş. Kış mevsiminde en çok yağış bu alanların hangisinde görülmekte? Özellikle kış dönemindeki yağışları biz Akdeniz ikliminde dikkate alıyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısından başlayarak özellikle Gaziantep çevresi, Şanlıurfa çevresi bu alanlar dışında özellikle Akdeniz kıyı kesimi, Ege, bunun yanında Güney Marmara ve Marmara kıyılarında biz Akdeniz iklim etkilerini görüyoruz. 4'te tabii biraz daha özellik olarak karasal iklime doğru bir geçiş söz konusu. Burada 1 numara doğru cevabımız oldu. A şıkkını doğru olarak kabul ediyoruz. 5. sorumuzda bir grafik verilmiş. Buna göre söz konusu meteoroloji istasyonu hangi ilde yer alabilir diyor. Biz burada özellikle en fazla yağış aldığı döneme bakıyoruz. Ki Eylül, Ekim, Kasım ayları bakıldığında, toplandığında en fazla yağış aldığı dönemdir. Ki burada ıska kodlamasını da kullanabiliyorduk. Iska kodlamasına geçen ılıman karasal, sert karasal, Karadeniz, Akdeniz iklimlerini yazdıktan sonra en fazla yağış aldığı dönemleri ilkbahardan yani ilkten başlayarak ne yapıyoruz? Sıralıyoruz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış şeklinde o ıska kodlamasında en fazla yağış aldığı dönemleri buluyoruz ki kodlamalarla birlikte verdiğimiz videolarda buna ulaşabilirsiniz. Sonbaharda aldıysa bu Karadeniz iklimi arkadaşlar. Ankara'da ılıman karasal, Diyarbakır'da yine aynı şekilde, Adana'da Akdeniz, Denizli'de Akdeniz iklimi ama Samsun buna en uygun istasyon olarak karşımıza çıkıyor. C şıkkı doğru cevabımız oldu. 6. sorumuzda yukarıdaki haritada gösterilen merkezler arasındaki doğal bitki örtüsü değişimi hangisinde doğru olarak gösterilmiştir diyor. Akdeniz ikliminin olduğu bir yerden başlarsak Maki doğal bitki örtüsü olarak alınabilir.
Bunun yanında diğer bir nokta İç Anadolu'dan geçtiğimizde Bozkır bitki örtüsünü almaktayız. Ki Bozkır bitki örtüsünde aldığımıza göre doğru cevabımızın A şıkkı olarak çıktığını zaten söyleyebiliriz. Sinop'ta da orman doğal bitki örtüsü olarak karşımıza çıkıyor. A şıkkı doğru cevabımız oldu. 7. sorumuzda Batı Karadeniz'in yüksek, soğuk ve nemli alanlarında iğne yapraklı ağaçlar altında oluşan toprak tipimizin podzol olduğunu söylüyoruz. Podzol dışında Çernezyum ve Erzurum Kars çevresinde, Tererosaları Akdeniz iklimi ve kalkerli araziler üzerinde. Tundra toprakları zaten Türkiye'de görülmüyor. Kahverengi bozkır toprakları da karasal ikliminde iç kısımlarda görülen toprak tipini oluşturuyor. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 8. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Güney Marmara'da yer alan Manyas, Ulubat ve İznik göllerinin oluşum sürecini doğru açıklamaktadır? Bunlar Güney Marmara'da bulunan belli bir fay hattı boyunca, kırık hattı boyunca uzanan tektonik oluşumlu göllerdir. Ki tektonik oluşumlu çukurluklara suyun dolmasıyla oluşmuştur ve bunları A şıkkının doğru cevap olarak bu soruyu cevaplayabiliriz. Bir akarsu vadisine meydana gelen Heylan demiş. Heylan set gölleri değil bunlar. Karstik kayaçlar demiş, daha çok Akdeniz'de bulunuyor. Dalgalar tarafından oluşturulan işte büyük çekmece, küçük çekmece gibi örnekleri vermiştik. A şıkkını doğru cevap olarak aldık. 9. sorumuzda Türkiye'de yaşanan orman yangınlarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır? Şimdi ormanların tahribi ya da yanması sonucu erozyon artar arkadaşlar. Sel ve taşkınlara neden olabilir. Çünkü o ağaç kökleri suyun yer altına sızmasına yardımcı oluyor. Bu gibi özellikleri var. O zaman bu doğru bir bilgi. Çoğunun ortaya çıkmasında iklim, doğal çevre koşulları etkili olmaktadır demiş. Ki çoğunun çıkmasında arkadaşlar beşeri faktörler etkilidir orman yangınlarında. O yüzden bu yanlış bir bilgi. En çok Batı Anadolu ve Akdeniz'de yaşanmaktadır. Karadeniz ormanlarında yağış rejimi düzenli olduğu için risk azalmaktadır. Kontrol altına alınması kurak dönemlerde zorlaşmaktadır. Yani bunlar doğru bilgiler ama %96'ya yakını orman yangınlarının insanlar tarafından oluşturuluyor. Doğal şartlar tarafından değil arkadaşlar. O yüzden B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Evet, sıradaki sorumuza geldik. 10. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki haritada kıyı şeridinde bulunan bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu söylenemez diyor. Bunun altını çizerek belirtelim. Söylenemez diyor. Ki Türkiye'de İzmir çevresinde Türkiye nüfus yoğunluğunun üstünde bir ortalama söz konusu. Çatalca Kocaeli zaten en yüksek olduğu yer. Bunun yanında Antalya kıyı kesimi yüksek diyebiliriz. Adana çevresi yüksek diyebiliriz kıyı kesimi. Ama Sinop Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu alanlar arasında sayıldığı için bunun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyemeyiz. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar, 11. sorumuza geldik. Aşağıdaki tabloda 2011 yılından beri Suriye'den Türkiye'ye gelen mültecilerin göç hareketi sınıflandırılmıştır. Buna göre yapılan sınıflandırmalardan hangisi yanlıştır? Yapıldığı yere göre arkadaşlar biz Suriye'den olan göçleri dış göç olarak alıyoruz. İkamet süresine göre geçici değil, bunlar kalıcıydı. Hatta Türkiye'de 2011 yılından beri 5 milyonu aşan bir durum söz konusu, nüfus söz konusu. Yapılma nedenine göre ekonomik değildi, savaştan kaçtılar, siyasi bir durum taşıyor, özellik taşıyor. İstek durumuna göre zorunlu bir göçtü çünkü savaştan kaçma durumu söz konusu. Söylenemez ya da yanlıştır dediği için 2 ve 3. C şıkkı burada doğru cevabımız oldu. 12. sorumuzda aşağıdaki haritada Türkiye'deki bazı köy altı yerleşmelerinin dağılışı gösterilmiş. Buna göre köy altı yerleşmelerinden hangilerinin dağılışı yanlış gösterilmiştir şeklinde bir ifade var. Çiftlik için arkadaşlar geniş tarım alanları gerekiyor. Bunun için de yer şekillerinin düz ve sade olması gerekir. O yüzden Batı Karadeniz'de çiftlik yerleşmeleri yaygın değildir. İç Anadolu'da küçükbaş hayvancılığının yapıldığı ağıl yerleşmelerini biz görmekteyiz. Bunun yanında dalyanlar daha çok Güneybatı Anadolu, özellikle Muğla ve çevresinde, hatta dalyan diye bir merkezimiz de var. O da doğru. Yaylılar daha çok Doğu Karadeniz. Bu da doğru bir eşleştirme. Ama divan için arkadaşlar özellikle Batı Karadeniz, Sinop ve İstanbul arasındaki alanları almamız gerekiyordu. Bu da yanlış bir eşleştirme olmuş verilen alan itibariyle. O yüzden çiftlik ve divanın bu alanlarda olmadığını, çiftliklerin daha çok düz, gerçeklerin düz ve sade olduğu, geniş tarım alanlarının olduğu, işte Ergene gibi, Çukurova gibi alanlar tabii arttırılabilir. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 13. sorumuzda Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunda halkın temel besin maddesi buğdaydır. Genellikle un ve ekmek yapımında kullanılan buğday yaz kuraklığı istediği için Doğu Karadeniz'de yetiştirilemez. Buna göre Doğu Karadeniz'de temel besin maddesi olarak buğdayın yerini hangi tahıl almıştır? Ki özellikle mısır var, biliyorsunuz mısır unu var. Bunu herkes biliyordur. Bir genel kültür bilgisi biraz da. Mısır buğdayın yerini alan temel besin maddesi ya da tahıl olmuştur. D şıkkı doğru cevabımız oldu.
Evet, 14. sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıdaki haritada bazı madenler Türkiye'deki rezerv alanlarıyla gösterilmiş. Buna göre haritada gösterilen madenler aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiştir? Şimdi birinci madeni arkadaşlar ne olarak almış? Üçgen olarak almış. Birinci madenimiz özellikle Kastamonu, bunun yanında Artvin ve Rize, yine Diyarbakır ve Elazığ gibi alanlarda karşımıza çıkmış. Kader şeklinde kodluyorduk bunu. Kastamonu küre, Artvin Murgul, Diyarbakır Ergani, onun dışında Elazığ Maden ve Rize Çayeli şeklinde kodluyorduk. Bu bakır arkadaşlar, yani birinci madeni bakır olarak almamız gerekiyor. Bunun yanında özellikle Balıkesir, Bursa ve yine baktığımızda Kütahya, Eskişehir gibi alanlarda karşımıza çıkan madenimiz ise bordur. Bunu da bor olarak aldığımızda doğru cevabın E şıkkı olarak dikkate alındığını söylüyoruz. Tabi ezber bir durum olarak da çıkıyor sorularda. 15. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de gelişen sanayi kollarından biri değildir? Otomotiv gelişmiştir arkadaşlar ki dünya çapında önemli ve ihracatta şu an birinci sırada geliyor. Elektrikli ev aletleri gelişmiş. Optik gelişmemiş arkadaşlar. Çünkü genelde cam olarak satıp optik olarak geri alıyoruz. Tekstil gelişmiş. Halı ve kilim dokumacılığı gelişmiş. O yüzden doğru cevabımız, yani Türkiye'de gelişmemiş olan sanayi dalı, optik C şıkkı oldu. 16. sorumuzda Türkiye'yi sembolize eden mekanlardan bazıları şunlardır. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlarla bu mekanlar eşleştirildiğinde hangisi açıkta ya da dışarıda kalır? Pamukkale travertenlerini Denizli 2 numara. Aspendos Antalya 3 numara. Selimiye Camii Edirne 1 numara. Nemrut Dağı heykelleri Adıyaman 4 numara. Yani 5 numara burada verilen bir turizm mekanı olmayan merkezimiz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 17. sorumuzda yukarıdaki haritada numaralandırılarak güzergahlar verilmiş. Hangisi kullanılarak havayolu ile seyahat etmek mümkün değildir demiş. Ankara'dan İstanbul'a zaten uçuşlar, özellikle seferler oldukça fazla. Bunun yanında Hatay'a var. Ankara'dan, çünkü havalimanı var. Dalaman'a aynı şekilde var. Mardin'e var ama Gümüşhane'de havalimanı bulunmadığı için, o yüzden doğru cevabımız 2 numaralı doğrultu oldu. B şıkkı doğru olarak dikkate alınabilir. 18. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Projesi'nin kapsamında yer alan illerden biri değildir? Adıyaman, Diyarbakır, bunun yanında baktığımızda özellikle Şırnak, Şanlıurfa, bunlar GAP kapsamındadır. Ama Hakkari GAP kapsamında yer alan bir il değildir. Bu DAP kapsamında, yani Doğu Anadolu Projesi kapsamında yer almaktadır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.